Ergün Diler. Başlama vuruşu. Türkiye'nin üzerine geçirilen elbisenin ne olduğunu anlamak ve hangi rolü üstlendiğini analiz etmek için yapılması gereken, dünyanın tepesinde neler olup bittiğini izlemek. Türkiye içinde Avrupa, İngiltere, Amerika'nın hatırı sayılır etkisi ve gücü vardır. Büyük kavganın en canlı sahnelerinden biri bizim topraklarımızdır. İngilizlerin Avrupa'dan Brexit'le ayrılması yeni dönemin başlangıcıydı. Kabil havaalanıyla süren olaylar zinciri de devamı. Açalım. 24 Şubat 1943'te 42-32-892 seri numaralı bir Douglas C-47 Skytrain nakliye uçağı, Long Beach, Kaliforniya'daki bir fabrikadan çıktı ve Amerika Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. 12 Mart 1943'te uçak Alaska'nın Fairbanks kentindeki Sovyet Hava Kuvvetleri'ne verildi. SSCB N-238 olarak tescil edildi. Oradan 5650 kilometre uçarak Sibirya'nın Krasnoyarsk kentine gitti. Amerika tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında devasa Lend-Lease programı kapsamında Sovyetler Birliği'ne gönderilen yaklaşık 14.000 uçaktan biriydi. Ayrıca 12.000 zırhlı araç, 1977 lokomotif, 35.000 motosiklet, 105 savaş gemisi ve bir o kadar denizaltı, 346.000 ton patlayıcı madde, 127.000 ton barut ve daha birçok malzeme teslim edilmişti. Battaniyeye kadar. Sovyetler 18 ay boyunca Almanlara direnirken, hatta Berlin'e yürürken arkadaki ana güç Amerika'ydı. Daha sonra kuracakları Amerika-Sovyet dengesini böyle oluşturuyorlardı. Joseph Stalin, Kasım 1943 Tahran Konferansı'nda Winston Churchill ve Amerika Başkanı Franklin Roosevelt'la kadeh kaldırdı. Stalin, bu savaşta en önemli şey makineler. Amerika Birleşik Devletleri bir makineler ülkesi. Lend-Lease yoluyla aldığımız makineler olmasaydı savaşı kaybederdik diyordu. Ancak savaştan sonra tüm dünyaya aralarında savaş çıktı çıkacak hissi vererek dengeyi yaşatıyorlardı. Gereğini yaparak. Amerika böylece Avrupa'yı kıskaca almış oluyordu. Kontrol ediyordu. Atom bombası attıkları Japonya'ya sonra bilim adamları para ve teknoloji yollayıp Japon mucizesinin gerçekleşmesini sağlıyorlardı. Japonya'ya giden Amerikan sermayesi yan taraftaki Çin'i de pas geçmiyordu. Lend-Lease programından faydalanan Çin'e de ucuz iş gücü penceresinden bakıp sonraki yıllarda çöküyorlardı. Bir tas pirinç için çalışacak adam Amerika'da yoktu. Dolayısıyla gitmeleri kadar akıllıca bir hamle olamazdı. Savaş sırasında bombaladığı ya da destek verdiği ülkelerle yeni sistem kuruyor ve egemenliklerini ilan ediyorlardı. Bunu askerle, silahla, teknolojiyle, parayla yapıyorlardı. Ve şimdi Amerika başka bir oyun sahneye koyuyor ve asker çekmeye başlıyordu. Çok kişi Afganistan'dan çekilmeyi Amerika yenildi diye okuyordu. Oysa yeni bir algoritmayla yeni bir sayfa açacaklardı. Atlıyorduk. Yaklaşık 3,5 trilyon dolar ithalat yapan bir ülkeye kim nasıl sırtını dönerdi? Nasıl zarar verirdi? Amerika'nın cari açık verdiği iki büyük merkez vardı. Biri Avrupa, diğeri ise Çin. Amerika yılda ortalama 700 milyar dolar açık veriyordu. Asıl rakibi Avrupa'ydı. Onlar da asker ordu kullanmadığı için para harcamıyorlardı. Amerikan askerinin olduğu yerlerde güven içinde yaşıyorlardı. Trump'ın başlattığı rüzgarla artık herkes ordu sahibi olacaktı. Merkel, Amerika olmazsa insanlarımızı Kabil'den çıkaramayız dedi. Amerika da bunu biliyor ve oyunu değiştiriyordu. Askerini çekiyor, kaosu rakiplerine miras olarak bırakıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin havada kullandığı yakıtın %57'sini Amerika yolluyordu. Kimseye yardım olsun diye destek verilmezdi. Sovyetler de, Japonya'da, Çin'de aynı gruptaydı. Afganistan en çok Avrupa'ya ders olmuştu. Çaresizliklerini görmüşlerdi. Bu nedenle Slovenya'nın Kranj kentinde Avrupa'nın geleceğini tartışmaya başladılar. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin kendi ortak savunma gücünü kurması gerektiğini söyledi ve devam etti. küresel Avrupa'nın daha fazla karar alma özelliği ve daha büyük eylem kapasitesi için çabalaması gerekiyor. İkinci bir Afganistan örneğine ihtiyacımız yok. Yani Avrupa 2 yıl önce konuşulan ve rafa kalkan Avrupa ordusu için ciddi karar aşamasına gelmiş durumda. Çareleri de yok. Avrupa Türkiye'yi yanına alırsa Orta Asya'ya kadar uzanır gider. Net. Aksi halde nefes alamaz duruma gelir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Avrupa'nın Türkiye üzerinde, iç siyaset üzerinde hamlelerini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Tansiyon yükselecektir. Amerika'da Türkiye'yi yanına alıp Avrupa'nın yüzüne bölgenin kapılarını kapattırmak isteyecektir. Ve bu sancılı olacaktır. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi yeni oyunun başlama vuruşundan başka bir şey değil. Biz de sahanın içindeyiz. Ergün Diler, Takvim. İsmail Yaşa. Asıl savaş şimdi başlıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, önceki akşam Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçerek Amerikan vatandaşlarını tahliye için gönderilen son uçağın Kabil havaalanından ayrıldığını ve çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Giderek Kabil'de birkaç çocuk daha katleden Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık işgali böylece sona ermiş oldu. Taliban veya kendi isimlendirmeleriyle Afganistan İslam Emirliği askerleri Amerika'nın tamamen çekilişini ve ülkelerinin istiklalini havaya ateş açarak kutladılar. Oysa gerçek savaş tam da şimdi başlıyor. Bilinen ve görünen düşmanla başta canın olmak üzere her şeyini ortaya koyar savaşırsın. Fakat daha zoru görünmeyen veya dost görünen düşmanlarla mücadele etmek, sorunları çözerek ülkede güvenlik ve istikrarı sağlayabilmektir. Ekonomisi ve ulusal para birimi birçok kez saldırıya uğrayan bir ülke olarak günümüzde savaşların sadece ateşli silahlarla yapılmadığını çok iyi bilenlerdeniz. Ayrıca yönetiminiz altındaki halkın karnını doyurmanız ve beklentilerini karşılamanız gerekir. Taliban şu an bir tür zafer sarhoşluğu yaşasa da kısa sürede ülke yönetmenin zorluklarıyla karşı karşıya kalacak. Yarın halk işsizlik, yoksulluk ve benzeri sebeplerle sokaklara dökülürse kendi insanlarına silah mı çekecek? Geçmişteki deneyimlerinden ders almış olmaları bu kez işlerinin daha kolay olacağı anlamına gelmiyor. İçeriden ve dışarıdan farklı emellere sahip güçlerin boş durmayacağını unutmamak gerek. Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'ın kendi haline bırakılması ya da tüm dünyanın Afgan halkının yardımına koşması beklenmemeli. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı. Muhtemelen Amerika'yı başka ülkeler de takip edecek ve Kabil'deki birçok elçiliğin kapısına kilit vurulacak. Mevcut belirsizlik ortamında Afganistan'a yatırım gitmesi neredeyse imkansız. Taliban adına konuşanların açıklamalarına bakınca tüm zorlukların ve sorunların üstesinden gelmeye güçleri varmış inancında oldukları görülüyor. Teknik uzmanlarından oluşan yüksek nitelikli mühendis ekibinin havaalanını devralmaya hazır olduğunu söylüyorlar. Taliban, havaalanının işletilmesi için teknik desteğe ihtiyacı olmadığını iddia ediyorsa ve askeri desteği reddedip havaalanının güvenliğini sağlayabileceğini söylüyorsa, Türkiye'ye niye teklifte bulundu? Çelişkili açıklamalar ve tavırlarla nereye kadar gidilebilir? Taliban hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını düşünüyorsa, Trablus'la yapılana benzer bir işbirliği ve güvenlik anlaşmasını Kabil'le imzalamak zor. Türkiye söz konusu anlaşma uyarınca Libyalı askerlere çeşitli konularda eğitim veriyor. Taliban işgalcileri yendiği gibi her türlü zorluğu da yenebileceğine ne kadar inanırsa inansın mutlaka şu veya bu ülkeyle işbirliği yapmak zorunda. O ülkelerin her birinin de elbette bir takım istekleri ve beklentileri olacak. Kiminle ve nasıl işbirliği yapacağına Kabil'in yeni yönetimi karar verecek. Çin'i de tercih edebilir, Rusya'yı veya İran'ı da. Yapacağı yanlış bir tercihin bedelini ise sadece Taliban değil, tüm Afgan halkı ödeyecek. İsmail Yaşa, Diriliş Postası. Özay Şendir. Ateş topu şimdilik sahamıza düşmeyecek. Almanya Dışişleri Bakanı pazar günü Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Antalya'da görüştü. Türkiye'ye size para verelim, Afgan mültecilere de siz bakın derler mi diyordum, görünen o ki plan başka. Almanya önderliğindeki Avrupa Birliği göçü Afganistan'ın komşularında tutmaya niyetli. Bu amaç doğrultusunda Berlin şimdiden masaya 200 milyon euro koydu bile. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'ne Afganistan'a komşu ülkelere verilmesi için 100 milyon euro, mülteciler için de ayrı bir 100 milyon euro büyüklüğünde paketler hazırlanmış. Daha önemlisi Berlin, Afganistan'dan karayoluyla ayrılmaların sağlanması için hem direkt Taliban'la görüşüyor hem de belli ki bu konuda Türkiye'den de yardım talep ediyor. Alman medyası Taliban'a karşı savaşta görev alanlar ve ailelerinin oluşturduğu 10.000 kişilik bir listenin Almanya'ya taşınacağından söz ediyor ısrarla. Bu da Kabil Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletilmesini Batı açısından oldukça önemli kılıyor. Görünen o ki Avrupa Birliği Taliban'la karşı karşıya gelmek yerine kendi kamuoylarının eleştirilerini kesmek adına küçük bir grup mülteciyi ülkesine alıp kalanlarını da çevre ülkelere dağıtma planı yapıyor. Yani ateş topunu şimdilik bizim sahamıza düşürme planı yapılmıyor. Yazım kış oldu. Necdet Ertaş'ın Küstürdün Gönlümü eserinde geçer. Baharım güz oldu, yazım kış oldu sözleri. Portakal kış meyvesi şu an en yaygın markette kilogramı 10.95'ten satılıyor. Yaz meyveleri şeftali 18.90 lira, Starking elma 11.95 lira, mürdüm eriği 10.90 lira, angelika erik 19.50 lira, siyah incir 34.90 lira. Gerçekten yazla kış birbirine girdi, söyleyecek söz kalmadı. Yeni nesil bambaşka. Son 4-5 yıldır yapmaktan keyif aldığım işlerden bir tanesi ormana gidip yerlerdeki kozalakları toplamak. Kuzineyi yakmak için bulabildiğim en iyi yöntem kurumuş kozalaklar. Bu sene kızımı da götürdüm her sene gittiğim yere. İşimizi bitirip dönerken baba çok iyi bir iş yaptık, orman yangını riskini biraz da olsa azalttık dedi. Sonra ormanların içinde yangını artıran şeyleri temizlemek gerektiği üzerine bildiklerini sıraladı. Ertesi gün yemekten sonra evde arkadaşıyla birlikte dişlerini fırçalamaya gittiler. Su ziyan olmasın, aynı anda açalım ve kapatalım diyerek konuşup birlikte başlayıp birlikte tamamladılar işlerini. Çevre bilinci hepimizden daha gelişmiş bir nesil geliyor. Garip olan bir sosyal medyada çevreci mesajlar atıp eski alışkanlıklarımızı devam ettirirken onlar eyleme de geçiyorlar. En basiti bulaşık makinesini doğru kullanma bilinci yetişkinlerden daha fazla çocukların. Bambaşka bir nesil geliyor, doğaya daha saygılı, en büyük tehlikenin iklim krizi olduğunu bilen çocuklar bunlar. Yeter ki onlar erişkin oluncaya kadar geri dönülmez noktaya gelmesin dünya. Özay Şendir, Milliyet.